çocuklar dersimize hoş geldiniz. Konumuz hece bilgisi ve satır sonuna sığmayan kelimeler. Ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses ya da ses topluluğuna hece diyoruz. Alfabemizdeki ünlü sesli harfler tek başına hece oluşturur. Fakat ünsüz harfler, 21 tane ünsüz harfimiz tek başına hece oluşturmaz. Heceler en az bir harften, en çok dört harften oluşur. Kelimeleri hecelerini ayırıp inceleyelim. Okurken yavaş bir şekilde okuyoruz ve durduğumuz yere çizgi yapacağız. Yapalım birlikte. O, burada durduk. Yun, Jack. Şimdi çizgi yaparak yazalım. O, Yun, Jack. Kaç tane heceden oluştu? Bir, iki, üç hece. Birinci hece bir harften oluşuyor. İkincisi üç harf. Üçüncü hecede üç harften oluşuyor. Ne demiştik? Heceler en az bir harf, en çok dört harften oluşur. Ünlü harfler tek başına hece oluşturur. Ekmek kelimesini yavaş bir şekilde okuyalım. Ek, bakın burada durdum. Mek. Çizgi yaparak yazalım. Ek, Mek. Kaç hecesi var? Bir, iki hece. Birinci hece iki harften, ikinci hece üç harften oluşuyor. Dört kelimesini hecelerine ayıracağız. Dört. Bakın bir bütün ayrılmıyor. Olduğu gibi yazacağız. Dört kelimesini. Kaç hecesi var? Bir hecesi var. Peki kaç harften oluşmuş? Dört harften oluşmuş. Ne demiştik? Heceler en az bir harf, en çok dört harften oluşabilir. Bakın bir harfli, iki harfli, üç harfli, dört harfli heceler. Son kelimemizde aynı şekilde hecelerini ayırırken aynen yazacağız. Bir hecesi var, ve bu hece dört harften oluşuyor. Hece bilgisi konusu ile ilgili bilmemiz gereken çok önemli bir notumuz var. Okuyalım birlikte. Hece sayısını bulmak için kelimenin ünlü harflerini sayarız. Ne demiştik? Ünlü harfler tek başına hece oluşturabiliyor. Fakat ünsüz harfler tek başına hece oluşturmuyor. Yani her hecede ünlü harf olmak zorundaydı. Sayalım ünlü harflerini. 1, 2 3 tane ünlü harfi var. Öyleyse özgürlük kelimesi 3 heceden oluşuyor. 1 tane ünlü harf var. 1 heceden oluşuyor. 1 2 3 ünlü harf 3 hecesi var. 1 2 ünlü harf 2 hecesi var. Türk kelimesinde 1 tane ünlü harf var. 1 heceden oluşuyor. Cümlemizi yazarken satırın sonuna geldik. Kelime satır sonuna sığmayacak. Kelimeyi hecelerine ayırarak yazabiliriz. Nasıl yapacağız? Örnek üzerinden gidelim. Karınca kelimesi nasıl ayrılır? Ka, rın, ca şeklinde. Eğer karınca kelimesi satır sonuna sığmazsa şöyle yazabiliriz. Birinci heceyi üst tarafa yazıp diğer iki heceyi alt satıra yazabiliriz. Ya da üst tarafa iki heceyi yazıp üçüncü heceyi alt tarafa yazabiliriz. Bu iki ayrım şekli doğru olmuş olur. Otobüs kelimesi satır sonuna sığmadığında hecelerini ayırarak yazabiliriz. Önce heceleyelim. O, to, büs. Birinci heceyi üst satıra yazıp diğer iki heceyi alt satıra yazdığımız zaman yanlış bir ayırma yapmış oluruz. Neden? Üst satırda bir harften oluşan hece tek başına bırakılmaz çocuklar. Bakın bir harfle hece üst tarafta tek başına kalamaz. O yüzden yanlış bir ayrım oldu. Şöyle yazabiliriz. İki heceyi de üst satıra yazıp üçüncü heceyi alt satıra yazabiliriz. Bu şekilde doğru olur. Uçak kelimesini satır sonuna nasıl yazacağız? Önce hecelerini ayıralım. U, çizgi, çak. Satır sonuna geldik. Uçak kelimesi sığmayacak. Hecelerini ayırarak yazmak istiyoruz. Birinci heceyi üst satıra yazdık. İkinci heceyi alt satıra yazdık. Böyle bir ayrım yaparsak hata yapmış oluruz. Ne demiştik? Bir harften oluşan hece üst satırda tek başına bırakılmazdı çocuklar. Peki ne yapacağız? Satır sonuna sığmıyorsa bu kelime, hecelerini ayırmıyoruz. Tamamını alt satıra yazıyoruz. Çiçekçinin kelimesini üç farklı şekilde satır sonuna nasıl yazacağımıza bakalım. Önce kelimeyi hecelerine ayırıyorum. Çi Çek, Çi, nin. Birinci ayrımda ilk heceyi üst satıra yazıp kalanları alt satıra yazıyoruz. Çi, Çek, Çinin. Bu şekilde yaptığımız zaman doğru yapmış oluruz. Üst satırda iki harf olduğu için yanlış ayrım olmaz. İkinci durumda iki heceyi üst satıra yazıp Çiçek, kalanları alt satıra yazıyoruz. Çinin. Üçüncüsünde 3 tane heceyi üst satıra yazıyoruz. Çiçekçi kalan heceyi alt satıra yazıyoruz. Bu 3 ayrım da doğru olur. E kalmış özel isimler satır sonuna sığmadığında nasıl yazacağız? Bunu hecelemek istiyorum önce. An, ka, ra, dan. Çocuklar bakın burada kesme işareti var. Kesme işareti olduğu için kısa çizgiyi kullanmadık. Hecelerini ayırdık. Şimdi satır sonuna nasıl yazacağımıza bakalım. Birinci heceyi üst satıra yazabiliriz. An kısa çizgi. Kara tekrar kesme işareti dan. Ya da iki heceyi üst satıra yazabiliriz. Anka ra dan kesme işareti ile ayrılıyordu. Ya da üç heceyi de üst satıra yazabiliriz. ankara ra kesme işareti yapıyoruz dan yazıyoruz. Eğer biz buraya hem kesme işareti hem kısa çizgi yaparsak hata yapmış oluruz. Ya da kesme işareti yapmaz